Evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdi arkadaşlar, aracın altındayız. Neden altındayız? Şimdi bu araca antifriz koyduk. 10 gün önce. Fakat hafiften su eksiltmesi var. Biliyorsunuz arkadaşlar, antifrizsiz kullandığımız için araçları paslanma yapıyor her taraf. Paslanma yaptığı zaman da çürüme yapıyor. Ve bu çürümeden kaynaklanan bir problem. Şimdi araçta su kaçakları var. Size onları göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan başlayalım. Ne yapıyoruz? Araçları antifrizsiz kullanıyoruz. Antifrizsiz kullandıktan sonra da aracımıza antifriz koyuyoruz. Tabi antifrizsiz kullandığımız sürede radyatörlerimiz, su tapalarımız, birçok yerimiz pas yapıyor. Pas yaptığı zaman da ne yapıyor arkadaşlar? Pas demek çürüme demek. Yani çürüme yoğunlaşıyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bu radyatör kenarlarından olduğu gibi aşağıya antifrizli suyu veriyor. Bakın, bu araçtaki su kaçağı. Olduğu gibi radyatör kenarından aşağıya suyunu veriyor. Bir tek burası değil, bakın şuraya da bakın. Antifrizli su. Bakın, görüyorsunuz kırmızı. Yani bu burada zaten plastiği böyleydi. Biz çevirdik bunu şimdi. Yani radyatörden kaçağı var. Bir, radyatörü delmiş. İki, diğer yerleri kontrol ettiğimiz zaman bu aracın motor tapaları falan sağlam. Herhangi bir problemi yok. Fakat bakın arkadaşlar, şimdi şuradan gaz beyni var yukarıda. Muhtemelen görüyorsunuzdur. Bakın, gaz beyninin su giriş yerleri ve gaz beyninin alt kısmı olduğu gibi ıslak. İkinci su kaçağımız da oradan arkadaşlar. Bakın şu anda damla oluşmak üzere. Ve damlayacak şimdi, bakın 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 bakın. Hop, damladı. İkinci su kaşığımız da orada arkadaşlar. Bir radyatör, iki gaz beyninin altı. Şimdi gaz beyninin altı önemli değil. Gaz beyninin altı büyük ihtimalle o hortumlarından yapıyor. Kelepçeleri sıkılır. Fakat bu radyatör biraz sıkıntı. Radyatör değişebilir. Çünkü yukarıdan aşağı komple, bakın. Yukarıdan aşağı komple ıslak. Radyatör büyük ihtimalle değişecek arkadaşlar. Şimdi demem o ki arkadaşlar, araçlarınızdan yaz kış antifrizi eksik etmeyin. Antifrizi eksik etmeyin ki böyle paslanmalar, çürümeler oluşmasın. Ya suyu boşaldı arabanın. 1 litre dahi olsa antifriz koyun içine. 1 litre dahi olsun antifriz koyun içine. Çürümeye engel olun. Sonrasında size yol su elektrik olarak geri dönmesin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklayalım. Abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar.